Ali Karahasanoğlu, DHKP, Liler'i savunan Tanrı Kulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar. DHKP, C-Terör Örgütü'nün, Çağlayan Adliyesi'ne ikinci saldırısı ve polise sıktığı kurşunlarla ilgili olarak, biz bekliyoruz ki, CHP Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu bir özür dilesin. Bekliyoruz ki, bize Müslümanlık taslayan ama ateistlerin yönetiminde olduğu HDP'den milletvekilliğini kendisine yakıştıran Ö, Faruk Gergerlioğlu, bir özür dilesin. Biz, cezaevinde olan insanların mektuplarını aracılık ederek, asla onların örgüt üyeliklerine destek vermedik. Kendilerinin masum olduğunu sanıyorduk. 6 Şubat tarihli Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı, onların masum olmadıklarını ispatladı. Son saldırı ile anladık ki, bu iki terörist lehine verdiğimiz soru önergeleri, yaptığımız açıklamalar, yaptığımız paylaşımlar, yanlışmış. Haksızmış. Bizi de kullanmışlar. Halkımızdan özür dileriz. Halkımız bizi affetsin. Ölen vatandaşımızın ailesi bizi affetsin. Yaralı polislerimiz bizi affetsin. Mahcubuz. Bundan sonra cezaevinden gelecek her mektubun sözcüsü olmayacağımıza, araştıracağımıza, sonra kamuoyu ile paylaşacağımıza söz veriyoruz." desinler. Ne gezer. DHKP, ceyli teröristler cezaevindeyken gardiyan şöyle yapmış deyip soru önergesi veren, mahkemeye duruşmaya giderken cezaevi aracında jandarma böyle yapmış deyip basın toplantısı düzenleyen Aynı terörist duruşmaya götürülmeyip cezaevinde ifadesi alınınca da mahkemeye gidip hakimin karşısında ifade vermesi insan hakkıdır. İnsan hakları çiğneniyor diyen CHP'li vekil ile HDP'li vekil yıllardır değişik tarihlerde savundukları bu iki terörist serbest kaldıklarında gelip polise kurşun sıkınca tabanca taşımak haktır. Adliyenin önüne tabanca ile gelmek haktır polise kurşun sıktılar diye, hemen vurulmaları yanlıştır, demelerini bekliyordum. Neyse ki, bunu demediler. Diyemediler. Utandıklarını sanmıyorum. Türkiye, eski Türkiye değil, bunu bildikleri için, teröristleri savunamadılar. Yargıtay eski yargıtay değil, bunu bildikleri için, o karalamayı yapamadılar. Peki bir açıklama yaptılar mı? Sezgin Tanrıkulu, kendi sosyal medya hesabından, olaya yönelik bir açıklama yapmış. Soru önergesinin örneğini sunmuş. Soru önergesinin çarpıtıldığını iddia etmiş. Vicdansız adam, terörist savunucusu CHP'li herif. DHKP, ceyli teröristleri kınıyorum. Lanetliyorum desene. Bir tarihte mektuplarını doğru gibi kabul edip onların terörist olmadıklarını sanıp haksız yere cezaevinde olduklarını iddia etmiştim. Yanılmışım desene. Bunları itiraf etmesini beklediğimiz vicdansız adam, dünkü paylaşımında şöyle diyor, alçak troll hesaplar ve alçaklıkta sınır tanımayan, basın organı diye geçinenler şahsımı hedef olarak ortaya koyuyor. Alçak troller, ha. Alçaklıkta sınır tanımayan, ha. Basın organı geçinenler, ha. Bunların hepsi sana daha çok yakışmıyor mu, Sezgin Efendi? Bir de tehdit ediyor. Avukat ya. Tehdit ederim, korkuturum diye düşünüyor dava açmakla tehdit edip insanları korkutmaya kalkışıyor. Polise kurşun sıkan DHKP, cehili teröristlere söylemediklerini Sezgin Efendi gazetecilere söylemeye kalkıyor. Sezgin tanrı kulu böylesine ilkesiz ve riyakarca tavır sergilerken, sözüm ona bir de dindarlık taslayan ama ateistlerin, marksistlerin yönetiminde olduğu partiden milletvekili olan Faruk Gergerli'yle ise konuya hiç değinmemiş bile. Ben uçuyorum, Azerbaycan'a, diyerek. Ortalıktan toz olmuş, neymiş? Azerbaycan'daki seçimi izleyecekmiş. Vicdansız herif. Senin savunduğun iki terörist, polise kurşun sıktı. Hala da FETÖ'cü teröristleri, PKK'lı teröristleri, hatta Apolehine paylaşımlarınla PKK'lı yöneticileri bile savunuyorsun. Sana ne Azerbaycan'daki seçimlerden? Seni rezil edecek bir saldırı gerçekleşmiş. Senin savunmalarını tekzip eden polise yönelik bir saldırı gerçekleşmiş. Azıcık vicdanın varsa, çıkıp milletten özür dilemen gerekir iken, deprem üzerinden algı paylaşımları yapıyorsun. Utancının altında kaldığın için, DHKP, teröristler için ne dediğini merak edenlere, bir cevap vermediğini, veremediğini, korktuğunu anlamamaları için. Bir dakikada aynı paylaşımı tekrar tekrar yayınlayıp, depremde kızının ölüsüne veya dirisine ulaşamayan bir anneyi konuşturup, devleti tahkir etmeye kalkıyorsun. Sen önce, de HKP, Ceyli teröristlerin polise sıktığı kurşunlarla ne yapmak istediklerinin hesabını ver. Sonra, 53 bin kişinin öldüğü, 100 yılda bir yaşanan depremde kendisine ulaşılamayan insanlar için neler yapılabileceğinin hesabını sor. Bir de ahlaksızca yalan uydurmuş. Paylaşımına şöyle bir cümle koşmuş, Gergerlioğlu görüştükleri kayıp yakınlarının ifadelerine göre binlerce depremzedeye ulaşılamadığını aktardı. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişiye ulaşılamamış olabilir. Depremde kendi evinde sanılıyordur ama bir misafirliğe gitmiş olabilir. Veya başka bir sıkıntı sebebiyle cenazeye ulaşılamamıştır, belki başka sebeplerle kendisine ulaşılamamıştır. Ama bu durumda binlerce insan varmış gibi, ahlaksızca algı oluşturmanın ne manası var, riyakar adam. Sana böyle bir bilgi geliyorsa, bir anneyi çıkartmış, konuşturuyorsun, kızım Aybük'e körüke ulaşamıyoruz, diyor. Çıkart benzeri şekilde yakınlarına ulaşamayan bin kişiyi, iki bin kişiyi, sonra bakın binlerce kişi yakınlarına ulaşamamış. Ama her türlü terörist avukatlığı bunlarda. Fitne çıkartmak bunlarda teröristlere on binlerce mapusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Savunması yaparak cezaevinden çıkarttırıp polis kurşunlattırmak bunlarda. Dahasını yazmayalım. Siz anladınız onu.